Herkese merhaba. Tıpkı GTA Online'da yaptığımız İngilizce bilmeden oyunu oynayabilecek rehber serimiz arkadaşlar. Lost Ark oyunu içinde yapmaya karar verdim. Çünkü oyun çok popüler, insanlar oynamak istiyor ama oyuna başlamak bile sorun olabiliyor arkadaşlar. Ee, video serisi hoşunuza giderse daha da detaylandıracağım. Bu videoda arkadaşlar karakter seçimi nelere dikkat etmek lazım görevleri İngilizce bilmeden nasıl yapabiliriz bunlara odaklanacağız ve eee skilllerimizi nasıl dağıtabiliriz çünkü bu oyunun combat ve skill sistemi arkadaşlar çok önemli, Türkçeleştireceğiz diyoruz, combat diyoruz, skill diyoruz. Yani dövüş mekanikleri arkadaşlar, yetenek setleri diğer oyunlardan çok farklı. Bu oyunu özel kılan şeyler bunlar. O yüzden bu ilk videoda bunları İngilizce bilmeyen birinin de rahatça yapabileceği şekilde size anlatmaya çalışacağım. Hadi gelin birazcık detaylı bakalım arkadaşlar. Bir de ufak bir uyarı yapacağım. O rehber videolarımı da GTA için olan videolarımı da 2x izleyenler, 1.25 izleyenler oluyor. Hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Akıcı olduğunu söylüyorlar yorumlarda. Ben isteyen istediği hızda e, izlesin diye doğal olarak hızlandırmıyorum ama hızlandırmanızda tabii ki benim için herhangi bir sorun yok. E, bunun da yorumunu yapabilirsiniz. Kızmıyorum kimseye. Hadi bakalım şeyimize başlayalım rehberimize. Oyunu Steam'den ücretsiz biçimde indirdikten sonra ilk önünüze gelen ekran burası olacak arkadaşlar. Burada arkadaşlarınız nerede oynuyorsa, kiminle birlikte oynamak istiyorsanız onu seçmenizde fayda var arkadaşlar. Çünkü sunucu değiştirmek MMO oyunlarında pek mümkün olmayabiliyor. Mümkün olsa bile gerçek para harcamanız gerekebiliyor. Ben şu anda... Beatrice sunucusundayım ama arkadaşlar yeni gelen Europa West, Europa East gibi sunuculara da geçebilirim. Bunları nereye geçtiğimi bilemiyorum. Şu video sırasında göremiyoruz. O yüzden açıklama kısmından ben yazarım. Hani benimle oynamak isteyenler videonun açıklama kısmında Hangi sunucuda devam ettiğimi kontrol etsinler. Şu an için Beatrice sunucusundayım ben arkadaşlar. Burada da bir guild açtık. Ama hani bu karakterim full bile değil. O yüzden değiştirebilirim. Ee, orada bir sıkıntı yok. Şimdi yeni karakter açarken neye dikkat edeceksiniz arkadaşlar? Yeni karakter açarken de burada klaslar ee, var gördüğünüz gibi. Bu klasların içinde arkadaşlar bir de Alt klaslar var. Ee, buradan görebiliyorsunuz nasıl oynanış olduğunu videolarından bakıp e, bence keyifli olanı seçin arkadaşlar. Hani yakın dövüşçüler var, e, büyücüler var. Büyücülerde de mesela iki çeşit var bu destek gibi daha çok bu bildiğimiz anlamdaki büyücü gibi. Bunlara dikkat edin. Ben mesela e, keyifli olsun oynaması buna dikkat ettim ve e, Scrapper'ı beğendim videosundan baya böyle bam güm dalan bir karakter. E, mesela silahlı uzak menzilli karakterler de var arkadaşlar ama e, bunlarda da şöyle sorunlar olabiliyor e, oynaması sıkıcılaşabiliyor uzun vadede. Hani kendinize göre güzel bir klas seçin. Bir de arkadaşlar oyun sonunda genelde e, Parti kurulması gerekiyor. Yani ekip kuruyorsunuz, ekiple kapışıyorsunuz. Şimdi e, burada yukarıda seçtiğiniz sunucuya ait bilgiler var. Bakın warrior en çok seçilen, mage ikinci en çok seçilen. Ama benim seçtiğim karakter o kadar çok seçilmemiş. O nedenle az seçilen bir karakteri de seçebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunlar da e, sizin aklınızda bulunsun. Seçim yaparken dikkat edilecek noktalar. Niye? Çünkü az olan karakterleri daha kolay partiye girme şansı olabiliyor. Veya destek karakterler daha kolay ekip bulabiliyor arkadaşlar. Şimdi normal karakterimi seçiyorum ve oyuna giriyorum. Ayrıca bir karakteri 50 yaptığınızda ikinci bir karakteri de hızlı bir biçimde 50 yapmanızı sağlayan bir sistem var orada. Onu da ileride kullanabiliyor olacağız. Ama... Basitçe arkadaşlar yeni girerken yapmanız gereken şeyler bunlar. Bir diğer nokta çok sıra beklendiği için arkadaşlar e, ayarlara gidiyoruz. ESC'den de ayarlara gidebiliriz arkadaşlar. E, az önceki menüde de aşağıda da şöyle bir tuş vardı. Burada ben audio'yu arkadaşlar oyuna girene kadar sıfırda tutuyorum. Master Volume bu. Bunu şimdi ufaktan bir arttıracağım. Oyunun sesleri de size de ufak ufak gelsin diye. Ee, bir de ikinci bir nokta gameplayde arkadaşlar aşağılara iniyoruz ve e, burada bir e, süre sayacı var arkadaşlar bakın afk setting bu sizde normalde 15 dakika tamam mı bunu 60 dakika yapmayı unutmayın çünkü oyunda o kadar çok sıra bekleniyor ki özellikle akşam saatlerinde atıyorum yemek yiyip yemekten sonra geri dönüp oyuna girecekseniz ee, oyundaysanız 60 dakika içinde gidip yemek yiyip geri gelebiliyorsunuz Yani 15 dakika çok kısa bir süre afk için 60 dakikaya uzatıyor bu sizi 60 dakika boyunca oyunu böyle bırakabiliyorsunuz Bir yere gidip işinizi halledebiliyorsunuz Dediğim gibi akşam saatlerinde 10.000 kişi sırayı beklemek demek 2 saat falan demek Ve e, öyle olunca da arkadaşlar Tadı kaçabiliyor oyunun Haberiniz olsun bunları da söylemiş Olalım Şimdi de questlere geçelim arkadaşlar Questleri nasıl yapabileceğinize Arkadaşlar oyunda Questler Şu sağda gördüğünüz şekilde listeleniyor bunlardan birinin buraya tıklarsanız size Quest ekranı açıyor mesela tıkladıkça bunların tikini kaldırdıkça Takip ediyor veya etmiyor arkadaşlar Görevleri bu şekilde takip edebiliyorsunuz. Şimdi ana görevleri yapmak zaten başlangıçta yeterli. Bütün izlediğim rehberlerde de böyle söylüyorlar. Ee, seviyeyi hızlı atlayacaksınız. Ana görevleri atlıyorsunuz. Ana görevler arkadaşlar şöyle bir işaret olan görevler. Bu görevleri nasıl takip edeceğiz? Bakın burada bir pusula ucuna benzeyen bir sembol var. Bakın bu bana hangi haritada olduğunu ve kime gitmem gerektiğini gösteriyor. Bunlara baka baka arkadaşlar iyi kötü görevleri takip edebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar harita içerisinde bu haritayı açtığında sağ tıklayarak e, haritayı geriye götürebiliyorsunuz kıta haritasına kadar gidebiliyorsunuz. Bu da önemli. E, sol tıklayarak da arkadaşlar yerinizi buluyorsunuz. Bu şekilde e, kendimi görüyorum mesela şu anda. Ee, bu harita içerisinde eğer görüşmem gereken bir görev varsa bunları da görüyorum mesela burada 2 olarak gözüküyor mor bir görevi görüyorum yani hangisini takip edeceksem hem renkleri ayrılmış durumda hem de arkadaşlar semboller var bu sayede de dil bilmeden de görevi yapabiliyorsunuz ancak bazı görevler arkadaşlar yaratık kesme olmayabiliyor. Şimdi de onu size göstermeye gidiyorum. Ee, yaratık kesme olmuyorsa nasıl anlayacağız? Çünkü e, bazen farklı şeyler yapmamız gerekiyor. Mesela burada da diyor bir yere otur diyor. Şimdi nereye oturacağımı anlayamıyorsam bakın arkadaşlar üstünde böyle bir e, sembol var ışık sembolü bu. Herhangi bir haritada herhangi bir görev olabilir. Mesela, e, git çiçek topla diye görev olur. Gideceğiniz yeri böyle e, bir numarayla gösterir. Bu numara da şu an görevin numarası. Ama gittiğiniz yerde ne yapacağınızı bulamıyorsunuz. O zaman böyle parlayan sembolleri arıyorsunuz ve yanına gidip G'ye basıyorsunuz. Görevin ne olduğundan bağımsız olarak arkadaşlar bunları kolaylıkla yapabilirsiniz. Yine bir diğer nokta görevlerin içindeyken sizi bir dancına yolladıysa arkadaşlar, ee, bir şarkı çalıyorsunuz. Song of Escape diye. Bu şarkıyı çaldığınız zaman arkadaşlar o dungeon'lardan çıkabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakın aşağıda adventure yazan şu ünlem işareti var. Buraya tıkladığınızda müzikler burada gözüküyor. Birçok şeyi buralardan görebiliyorsunuz arkadaşlar. O da aklınızda olsun. Mesela karakterinizle ilgili skilllere birazdan gireceğiz. Buradan giriliyor. Ee, buradan girebiliyorsunuz. Kısa yolu iyi zaten o rahat bulunur ama hani buralardan bakabiliyorsunuz. Buralara bakmanızı, gezmenizi tavsiye ederim. Şimdi müziğe biz geri gelelim. Bakın bu müziği buralardan e, basıp Başlatabiliyoruz. Escape olan kaçmanızı sağlıyor. Veya bu kısa yollar bölümünüz var. Buralar tamamen özelleştirilebiliyor. Atabiliyoruz çöpe. Getirebiliyoruz. Mesela buraya ben geldim koydum çünkü lazım oluyor bu tuş. Yine atımı buraya koydum arkadaşlar. Atı nereden seçiyoruz? Bildiğiniz burada mountlar var bakın. Mountlardan bunu seçip buraya koyabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde halledilebiliyor. Yani çoğu görevi sadece buradaki renginden ve e, haritadaki yerinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. E, mesela bu görevde benim beyzimde bir görev. beyzimde diyor ki e, iksir craft'la yani bir iksir e, hazırla diyor. Oraya gidip iksir hazırlarsam görevimi tamamlamış olacağım arkadaşlar. Yani bunlar... Görevlerle ilgili temeller hani oyuna yeni başladıysanız Görevleri nasıl yapacağım nasıl becereceğim Bu şekilde tamamlanabiliyor Şimdi size peti göstereceğim pet alma yerini göstereceğim arkadaşlar Oraya da gideceğiz orada da bir bakacağız Arkadaşlar oyuna yeni başladığınızda Pride Home diye bir haritaya geliyorsunuz bu haritayı tanırsınız Burada Pet göreviniz olacak arkadaşlar biraz görevleri yaptıktan sonra Size şu bölgede bir ufak görev yaptıracaklar küfe falan olacak burada Itemları falan yere dökecek o itemları petle nasıl alabildiğinizi gösterecek zaten burada bakın Peşinde tavşan olmayan insanlar oyuncular da var Bakın arkadaş yeni başlamış daha peti yok Ondan sonra buradaki ee, bir köpüş var. İnsanlardan dolayı göremiyoruz arkadaşlar. Ha şimdi gördük. Bu bize pet ee, petle ilgili görevimizi ayarlıyor arkadaşlar. Bakın bu benim petim. Kendi verdiği bedava pet bu. Bununla ilgili görevi bu haritada tamamladıktan sonra petimiz geliyor. Bu pet çok önemli. Çünkü oyundaki oto loot sistemini bu yapıyor. Yani yerden her şeyi bizim yerimize topluyor arkadaşlar. Çok hoşuma giden bir özellik çok rahatlatıyor bu tarz oyunlarda Diablo gibi oyunlarda sıkıcı oluyor böyle şeyler o yüzden petinizi almayı da unutmayın arkadaşlar bir diğer önemli şey arkadaşlar size raport sistemini göstereceğim raport diye bir sistem gelmiş şimdi arkadaşlar bazı karakterler kalp olarak çıkıyor bunlar da görev gibi düşünebilirsiniz. Mini haritada da gözüküyor bakın şurada kalp olarak M'ye basınca da görebiliyoruz ee, Bu kişilerle bizim Belirli bir e, Samimiyetimiz olabiliyor ve bunlar bize ödüller verebiliyor şimdi ben bu kişiyle kişiyle birazcık arayı iyi tuttum bakın Görev al diyor görev daha alacak kadar Samimi olmamışız Nasıl samimi oluyoruz şimdi Show emote diyor mesela bu emote'a sahipmişim hemen yapıyorum benim birazcık bu üstteki şey dolacak. Bu da bir çeşit görev gibi düşünün. Bunlar niye önemli? Çünkü size uzun vadede avantaj sağlıyor. Her günde belli sayıda yapabildiğiniz için arkadaşlar yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Hediyeniz varsa hediye verebiliyorsunuz. Şu an hediye yok. Çalabildiğim müzik yok ben bunları öğrenmemişim arkadaşlar O yüzden de bunları da çalamıyorum bu Hatun'a sadece Emote gösterebildim ama bunun gibi Bir sürü var ve her gün bunları belli sayıda yapma hakkım olduğu için Eğer yapmazsam Potansiyel olarak boşa giriyor o yüzden oyuna girdiğiniz zaman Bu şekilde kalp olan karakterlere e, gidip işte emote yapmayı deneyebilirsiniz. Müzik çalmayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada e, emote yapacağım bir diğer karakter daha var. Bunlara gidiyorum. Şimdi bakın tekrar basıyorum. Buna da sed yapmam lazımmış. Bunlar yoksa elinizde yapamıyorsunuz. O yüzden hani bazen satıcılardan alabiliyorsunuz. Bazen görevlerden gelebiliyor. Biriktirmeye çalışıyorsunuz. Bakın e, raport increase dedi. E, videoda da göstermiş olduk. Bu şekilde bunları yapmaya devam edin. daha sonra uzun vadede size görevler veriyor. Etkinlikler açıyor, falan filan böyle özellikleri var. Ee, ben de aslında çok aşırı bilmiyorum yani ben de oyunun yeni başlarında olduğum için ama sadece yapmazsak uzun vadede zararda olduğumuzu biliyorum. O yüzden hani giriyorken oyuna her gün bunları yapalım. Her gün giriyorken demişken her gün girme ödülleri de var. Bunları da böyle alıyoruz arkadaşlar. Aldıkça mesela 10 gün girince böyle oluyor. 15 günde başka bir şey geliyor falan filan. Bunlar da önemli noktalar. I'ya basınca inventory'imiz var arkadaşlar. Burada ben böyle kasaları genelde açmıyorum. Bazı şeyleri daha sonra kullanmak daha iyi arkadaşlar. Tabi çantamızda böyle durmasının da bir anlamı yok. O zaman ne yapıyoruz mesela? haritada şehirlerde sandık işareti olan yerlere gidip sandığımızı atabiliyoruz arkadaşlar. Ee, bunlar da önemli özellikler bu şekilde atıp e, depomuzu kullanabiliyoruz. Ee, yine bir diğer özellik arkadaşlar kıyafetlerimizi nasıl anlayacağız? Yeni başladıysak mesela şu an P ekranından ben bu kıyafetlerimi görebiliyorum. Mesela şu yüzü buraya koyayım arkadaşlar bakın. Bu yüzüğün yanında yukarı ok var yani bu ne demek diyor ki bunu takarsan statların artacak sağ tıkladığımda direkt takıyor bazen yüzük tarzı şeylerde şey oluyor arkadaşlar üstündeki yüzüğü değiştirirsen ee, hala yeni gelen yüzükte yukarı işareti olabilir o şekilde mavi işaret olabilir. Bunun sebebi şey arkadaşlar iki yüzükten e, birisi daha düşüktür. Yüzükleri böyle manuel ayarlamanız lazım yani üç yüzüğünüzü de buraya getirip böyle takıp takıp e, ondan sonra kullanmanız gerekebilir. Ama diğer kıyafetlerde direkt olarak giyiyor arkadaşlar bu şekilde e, olayı çözüyor. E, potionların çeşitleri var bence dungeon'lara kadar arkadaşlar şu köşeleri olan potion'ları kullanmayın. Bunlar yüzde can dolduruyor. Ee, yüzde can doldurmayan potion'ları kullanıyorum. Ben bunları da yine tutup buralara koyabiliyorsunuz. Hatta savaşta kullandığım ekran bu şekilde gördüğünüz gibi. Yine mount'umu buraya koydum. Mount'u hızlı binmek için. Böyle ufak tefek e, önemli ayrıntılarımız var. Bunlar temel bilmeniz gereken şeyler. Yine çok önemli bir şey arkadaşlar. Bakın bunlar öldüğünüzde doğduğunuz yerde başlamanızı sağlıyor. Bunları kullanmayın diyor bütün izlediğim videolarda. Çünkü ilerideki dungeon'larda öldüğünüzde bunlara çok ihtiyacımız oluyormuş. Yani görev yaparken kısacası bunları fazla kullanmamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ee, gelelim bir de combat sistemine. Ben şöyle yeni bir haritaya geçeyim. Kapışabileceğimiz. Hatta onu da göstereyim arkadaşlar. M'de harita açabiliyoruz. Az önce gösterdiğim gibi sağ klikle nereye gideceksek yukarıya çıka çıka gidebiliyoruz. Burada nasıl gidiyoruz? Gittiğimiz yerlerde arkadaşlar mesela bu bölgeye mi gideceğim? Bu bölgedeki teleport noktaları var bakın. Bu teleport noktalarına ben açmam gerekiyor gittiğim zaman. Açmamış olursam gidemem. O yüzden ne yapıyoruz? Buraya tıklıyoruz. Şimdi 420 Silver'ımı götürüyor. Premium hesabınız varsa ücretsiz oluyormuş ama premium hesap ben almadım yani çok da ihtiyaç olduğunu söylemiyorlar. Bu şekilde teleport olabiliyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir özellik ama gittiğim yerde bu taşları açmam lazım. Diablo gibi oyunlardan farklı olarak arkadaşlar bu taşın üstüne gelmem gerekmiyor haritanın herhangi bir yerinde ben buraya teleport olabiliyorum sadece açmanız lazım ee, mesela şimdi bu göreve gitmek istersen bakın bu görevin olduğu yerde herhangi bir yere açmadığım için e, buraya teleport olamıyorum buraya gidip açmam lazım ama daha sonra gidip açabilirim. Orada yine şunu da göstereyim. Mesela bu da bize bir görevi olan birini anlatıyor. Buna gidip görev alabilirim. Bu ünlem işaretleri bu şekilde çözüyor. Yani arkadaşlar görevleri siz rahatlıkla yapabiliyorsunuz aslında. Hiç zorlayan bir şey yok. Şimdi kombatı anlatacağım arkadaşlar size. Yani savaş mekaniklerini. Evet arkadaşlar geldik kombat sistemine. Şimdi e, bu dövüş sistemi oyunun... Temel noktası yani insanlar bu oyunu niye oynuyor dediğinizde Arkadaşlar bunun için oynuyor yani bakın ortalığı Resmen tokatlıyoruz manyak yapıyoruz çıldırtıyoruz Şimdi iyi izlemenizi istediğim bir şey var bakın Benim S skill'im var burada ee, Chain Destruction Fist yazıyor Bakın buna S'ye basacağım Bakın ne yapıyor Yere bir sürü vurdu ve yeri patlattı Lavlar falan çıktı Şimdi arkadaşlar bizim bir skill sistemimiz var. Adventure'a geliyoruz. Karaktere geliyoruz. Bakın ee, combat skill'ler diyor. K tuşuna atanmış şu anda. Burada arkadaşlar skill'lerimizi verebiliyoruz. Skill puanlarımız diğer oyunların aksine istediğimiz kadar resetlenebiliyor arkadaşlar. Hatta yukarıdan da iki tane size ön tanımlı ayarı bedava vermiş. Bunları tamamen resetleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın burada... Şu skilllerimiz 8 taneye kadar kullanabiliyoruz aynı anda. Bunları istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Mesela ben bu skillimi kullanmak istiyorum. Alıyorum koyuyorum. İşte ne bileyim bu skillimi kullanacağım alıyorum koyuyorum gibi. Burada tabi aynısını koymuşum iki kere öyle yapmayın. Yani buradan 8 taneyi bir seçiyorsunuz. Beğenmediniz mi reset yapıyorsunuz başka seçiyorsunuz. Daha sonra da şuradaki artıdan puan veriyorsunuz. Mesela ben bu Q skill'imi e, geliştirmek istiyorum. Artı veriyorum. Bakın 4 oldu. Hop ne oldu? Burada bir şey açıldı. Şimdi arkadaşlar buraya yabancılar tripod demiş. 3 ayak e, gibi düşünün. 3 tane kısım var. Gördünüz mü? Bu 3 kısımdan birer puan alabiliyoruz. Nasıl alıyoruz? Puanları dağıttıkça. Mesela 10 puana gelince 3. de açıldı. Bu şekilde ben bunlardan parça parça seçebiliyorum. Bunları nasıl seçtiysem bu skill ona göre değişiyor arkadaşlar. Az önceki skill'i hatırlayalım arkadaşlar. Şimdi bunun aynısını ben koyuyorum buraya. D tuşuna koydum şimdi. Bunu da 10 puana yükseltiyorum. Bunun içinde arkadaşlar farklı hale getireceğim arkadaşlar. Mesela neler var? 8 kere vur diyor. Bakın alevliydi az önceki alev halini bununla yapmıştım. Onun yerine bunu seçiyorum. Bu rakipleri çekmemi sağlıyor. Şimdi e, bu da en sonunda da yeri parçalıyor arkadaşlar. E, onun yerine ben e, en son vuruşta yukarı zıpla ve son bir kez daha vur seçeneğini aldım. Şimdi bunların nasıl olduğunu okuyarak anlayabiliyoruz. Ama... Ee, i̇stediğimiz kadar reset yapabildiğimiz için siz herhangi bir skillinizi, yeteneğinizi istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. Bakın, şimdi ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz az önce yaptığımla. İkisi de tamamen aynı skill, aynı yetenek, e, aynı sayıda puan verdim. İkisine de 10 puan vermiştim arkadaşlar. Ama puanları farklı biçimde, şuradaki 3 puanı farklı seçince... Skill'in tipi değişti arkadaşlar. Cooldown'u bitince de e, tekrardan öbür preset'e geçip tekrardan size gösterebileceğim. Evet şimdi cooldown'u bitti. Buna geçtim tekrar. E, ve şimdi göstermeye çalışacağım. Hemen doldurayım. Birazcık. Ha Doldu şimdi. Bakın arkadaşlar. 3 tane yere ağır vuruş yaptı ve yeri yaktı bunda. Diğerinde ne yapıyor? Yere tak 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 hızlı hızlı vuruyor. Tamamen Seçtiğim sistemle arkadaşlar. Yani ilk yapacağınız iş seviyeler açıldıkça arkadaşlar. bu skilllerden beğendiklerinizi buraya koyacaksınız. Ee, sizin karakterinizde farklı olacağı için hani anlatamıyorum. Bu benim karakterimde bu skilller var ki e, çok fazla var arkadaşlar. Yani gerçekten e, 8 tanesini seçiyoruz. Ama hani bir sürü var. Ve bunlardan e, belli sayıda puanımızı da 10 yapmaya çalışıyoruz. Mesela ben bunu 10 puan yapmışım. E, başka neyi 10 puan yapmışım? Bunu 10 puan yapmışım. Hoşuma giden skilllerden. E, diğerlerinde de e, 4 puan yapmışım. 4 puan yapmanın sebebi ne? İlk seviyeyi açmak. 7 puan da yanlış hatırlamıyorsam ikinci seviye açılıyor arkadaşlar. Evet ikinci 7 puan da açılıyormuş. Ee, ve yine e, bunları sizde 3. en alt seviyenin açılması da 10 puan da oluyor. Hani seçtiğiniz beğendiğiniz bir skill'i 10 puan yapıp bunları da oynaya oynaya deneyeceksiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin oynayışınıza kalmış bir şey. Hani e, dediğim gibi bu skill'leri anlamasanız bile nasıl çalıştığını arkadaşlar. En azından deneye deneye sınırsız deneme hakkınız olduğu için e, hani uyan bir şeyi bulursunuz diye tahmin ediyorum. Zaten bu oyunu İngilizce bilmeden oynayacaksanız birçok şeyi denemeniz gerekiyor. Ben bu videoda size yanlış yapmamanız gereken hani bunları harcamayın gibi yani öldüğünüzde çıkan ekranda bunu harcayacak mısın diye soruyor. Basmayın arkadaşlar ona. Ee, yine e, şu silver dışında herhangi bir şeye ödeme yapmayın bence. Mesela altınla e, daha farklı ödemeler yapıyorsunuz. Kristaller çok önemli. Kristaller e, oyundaki premium'u falan almanızı sağlıyor. Gerçek para gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar çok ciddi bir sorun yok. Bakın mesela burada kıyafet düşmüş bana şimdi kapışırken. O kıyafet daha kötü olduğu için giydiğim zaman. Bunda böyle çıktı. Değiştir diyorum. Geri geliyor, değişiyor. Bunları parçalayabiliyorsunuz. Çantanızı çok dolduruyorsa kıyafetler. Bakın arkadaşlar böyle basıyorsunuz. Buradan dismantle diyorsunuz. Gidiyor. Dismantle edebilirsiniz. Çantanızda fazla yer kaplamasını engelliyor arkadaşlar. Köşesinde şöyle sarı işaret olan şeyleri, sarı kitap işareti olan şeyleri sağ tıklarsanız kaybolur. Onun dışındaki şeyleri harcamayın arkadaşlar biriktirin Bunlar haritalar bu haritalardan e, Dungeon açabiliyorsunuz oraları Temizleyebiliyorsunuz eşya düşürebiliyor Yani böyle böyle ufak ufak devam ediyor arkadaşlar kart sistemi var Yani Var oğlu var çok fazla şey var Bu tamamen oyuna hiç İngilizce bilmeden giriş yapma videosuydu Beğendiyseniz Devamında yine e, kendi base'imizi geliştirme denize açılma e, günlük görevler gibi videolar gelebilir. O yüzden arkadaşlar hani bu videoya hem yorumlarda sorularınızı yazın. Hem de arkadaşlar e, yani nasıl diyeyim e, abone olursanız da işte like atarsanız da sevinirim çünkü sonuç olarak. E, videodan çok bir geri dönüş alamazsam seriyi devam ettirmekte de çok mantıklı olmayabiliyor ama yardımcı olmaya çalışacağım çünkü GTA videolarında da insanlar hani e, yardımcı olmuş olmak benim de hoşuma gidiyordu geri dönüşler çok pozitifti Bunda da öyle olacağını düşünüyorum e, merak ettiğiniz şeyleri de açıklarım arkadaşlar sistem çok basit gerçekten çok da eğlenceli bir oyun. Ücretsiz bir oyuna göre inanılmaz içerik var. Beni etkileyen bir diğer olay kombat dışında haritanın bu kadar büyük olması. Yani hani e, oyunda yapabileceğimiz gerçekten çok fazla şey var. Ve hani bir açıdan da sizin için de şey de olabilir arkadaşlar. Sonuçta bu oyunu böyle oynadıkça İngilizceniz de gelişecektir zamanla. Bu açıdan da faydası olacağını düşünüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz.